Merhabalar Tuzgol TV takipçileri. Şu anda Kapadokya dedektörün iş yerindeyiz. Buradaki dedektörler ve iş yeri hakkında bilgiler alacağız. Öncelikle hoş geldin abi yayına. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Dükkanımıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Abi şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu çok ciddi bir mesele ve gerçekten bilgi birikim isteyen bir mesele. Bu dedektör meselesi. Hani senin bu konudaki tecrübelerin, bilgilerin neler? Dedektörler, metal dedektörler tarihin gün yüzüne çıkmasını sağlayan, aslında geleceğimiz olan bir şey. Yani tarih bizim sonumuz değil, her zaman geleceğimizdir. Yani toprak altı bir dünyanın her yerinde yasal olan metal dedektörleri bizim Türkiye'de yasak. Aslında biz bu şeyleri, ön yargıları komple kırmamız lazım. Ülke olarak insanlara faydalı bir şey. Yani yeni bir nesil mesela kahve köşelerinde, esrar köşelerinde insanları zehirlediklerinde düşünecek olursak bu daha keyif verici, daha spor, ondan sonra doğayla iç içe insanların daha karlı. Bir de tarihe çıkacak gün yüzünde antika eserlerin mesela bir paranın, önemli bir para değil, Bizans misal dönem, ama 1000 yıl geçmiş, toprakta kalsa hiçbir ülkeye faydası yok, hiç kimseye faydası yok. Bir de toprağa zararlı zaten bu metaller. Evet. Toprağa çok zararlı. Bunları çıkardık bir gün yüzüne, müzelerimize kazandırmak istiyoruz. Hani şimdi şu var, biraz önce de bahsettin. Her tarlanın, her toprağın kendine has bir özelliği var. Şimdi tutarsın, hiç kendini desteklemeyen minerallerin bulunmadığı bir tarlada mısır ekersin ama bitmez. Başka bir tarla onu destekler, onu eker. Hani bunların da kendine benzer bir ayrımları vardır elbette. Tabii. Bu konudaki bilgi birikiminiz neler? Tabii ki. Şimdi bu elimizdeki dedektörler, misal bu yeni noktanın Simplex bir dedektörü. Evet. Bu hem suda hem karada çalışan bir makine. Şimdi bu makineler minerali kırma özellikleri var. Bazı, yani çoğu makinelerim var. İnsanlar ne kadar minerali daha iyi kızlarsa o kadar, yani insanlar metal dedektörlerine o kadar yoğunlaşıyor. Evet. Çünkü bizim Türkiye topraklarında maden çok. Bor madeni, ondan sonra bakır madeni, demir curuğu, bunlar çok olduğu için hem ayrımlı dedektör istiyor vatandaşlar, hem de ayrıyeten minerali kırsın istiyorlar. Şimdi teknoloji çok yüksek. Evet. Dedektör konusunda teknoloji bayağı yükseldi. Ama bazı markalar kendilerini kanıtlamaya başladılar. Mesela Minelab, o yukarıda görüyorsun, 3500. Evet. Lorenz, Alman malı. Minelab, Amerikan malı. Yani insanlar bir de şunu soruyorlar sürekli. Mesela abi bu, bana ilk soru mesela, abi bu altını ayırıyorum. Şimdi metal dedektörleri altını ayırmaz. Sadece değerli, değersiz diye ayırır. Metal, altın toprağa manyetik alan fazla oluşturmadığı için altın bulmak biraz zordur dedektörler için. Yani onu sırf altın diyen bir makine yok. Bazen işte görüyorum sitelerde, Facebook sponsorlu şeylerinde adamlar alıyor eline 17 kilo altını mesela 50 santime gömüp insanları kandırıyor. Yani insanların cebindeki paraya göz dikmiş bazı insanlar var. Onlar üçkağıtçı. İnsanların işte cebindeki çocuklarının rızkını yiyen insanlar aslında. Biz onlara vampir diyoruz aslında. Onlar gerçekten vampir insanlar. Mesela sahilde ayrımlı dedektör her zaman iyidir. Çünkü yeni metal, alüminyum falan olduğu için insanlar zor ayrım yapar. Metal dedektörler durumu bu. Şimdi şu var, mesela bahsettiğiniz bu yeni bir ürün, buraya gelen yeni ürünlerden bir tanesi. Evet. Yani burada da çok fazla dedektör var, buraya gelip ziyaret eden, gören kişiler veya sizinle iletişime geçen kişiler de bunu çok rahatla görebilirler. Evet. Hani ben aslında şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu işi yapan, hani daha çok merdiven altı diyeyim bu işi yapan, açık bir şekilde yapan yok ama merdiven altı yapan çok kişi var. Evet. Ve herkes bir şeyler üfürüyor yani. Aynen. Şu şöyledir, bu böyledir falan diye, ama işin aslına bakınca kendisi de bilgi sahibi değil. Evet. Tamamen insanları biraz önce bahsettiğin gibi kandırarak paralarını almaktan başka hiçbir şey değil bu. Bunlar ibaret. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Hani bunu kandıran, işte alan taraması gibi buna benzer şeyler var. Hani çoğu vatandaş da bu konuda, mesela ben de bilgi sahibi değilim. Bana birisi gelse alan taramasıyla şunlar bunlar yaparsın dese ben inanırım. Ama bilen insanlar kanmasa da benim gibi bu işe uzak insanlar bu işi kanabilir. Hani o yüzden sana şunu sormak istiyorum. Bu alan taramasından nasıl uzak durmalılar? Şimdi alan taramalar
bakır çubuklarla yapılıyor. Evet. Elektroze veriyorlar. İnsanları aslında çok büyük yanıltan bir şeydir. Şimdi alan tarama topraktaki tüm değişkenliklere insanları götürebilir. Hmm. Yani oraya sizi çekebilir. Kemik olabilir. Taş, mineralli taş. Yani bir çubuğun bir elektro verip de mineralli taşı deleceğine kimseye inandıramazsın. Hmm. Ama durum öyle. Bu yüzden alan taramalardan insanların uzak durmasını istiyorum. Yani bunların hepsi para tuzağı. İnsanları kandırıyorlar. 3000 liraya alan tarama satıyorlar. Yani 3 liralık iş yapmaz. Kendileri de yapabilir alan taramayı. Çok istiyorlarsa bakır çubukları büküp alan tarama olarak çok arama yapabilirler. Boşlukta çubuklar çok iyi kullanan için. Yani ona bir şey demiyorum. Boşluk ama metali asla bulamaz alan tarama olarak. Onu söyleyeyim. Anladım. Onu çok iyi bir şekilde bilgi sahibi olması lazım. Aynen. Şimdi yayını bitirirken ben de son bir genel bir izah yapacağım bizi izleyenlere. Evet. Şunu sormak istiyorum ben. Bir adresinizi, telefon numaranızı ve size nasıl ulaşabilirler? Evet. Sosyal medyadan normal bir şekilde telefonu nasıl ulaşabilirler? Şimdi Google'a Kapadokya Dedektör, işte bu yazıda gördüğü gibi Kapadokya Dedektör yazdılar mı? Dükkanımızın adresine direkt ulaşabilirler. Aksaray merkezde Fatih Mahallesi'ndeyiz. Telefon numaramız da dükkanımız 0382 217 çift 006 555 041 6842 cep telefonu numaram. Şimdi ben bizi izleyenler için bir özet geçeceğim. Ondan sonra da yayınımıza son vereceğiz. Evet değerli izleyenler, hani devletin yasak etmediği yani sit alanların dışındaki bölgelerde dedektörle geçmiş dönemlerden bizim atalarımızın bizlere bıraktığı hatıraları aramak yasak değil ve bunları bulmak, bunları götürüp müziğe vermek de gerçekten çok toplumsal bir hareket. Buradaki arkadaşımız da Selim Sanal abimiz de bu işi yapıyor. Burada çok çeşitli dedektörler var. Buraya geldiğinizde kendisi de zaten yıllardır dedektörle alakalı bilgi sahibi ve bununla uğraşıyor. Büyük birikimleri, deneyimleri var. Size geldiğinizde sizin ihtiyaçlarınıza yönelik önereceği cihazlar ve sizlere vereceği bilgiler var. Harici olarak buradan cihaz aldığınızda teknik destek olarak da hani cihazla alakalı problem çıktığı zaman ki yaşanmaz ama yaşanırsa bununla alakalı teknik destek bilgi birikimleriyle her türlü destek sağlanmaktadır. Siz de buraya ulaşmak istiyorsanız, buradan almak istiyorsanız verdiği bilgilerden aynı zamanda Facebook'ta da sayfası ve grubu var. Sosyal medyadan, Google'dan yine çok rahatla ulaşabilirsiniz Selim Sanav'a. Buradan bilgi alabilir ve kendisiyle iletişime geçip buradan dedektör temin edebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum.